Doktor çok bakayım becerebilecek miyiz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin, merhamet eylesin. Rızası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın. Bizi rızasına mazhar eylesin. İştirak amali uhreviyeden bizi hissedar eylesin. Dua ettirdiği gibi vermeyi de katından bize nasip eylesin. Rızası dairesinde neyse bizi onu nasip eylesin. Diğerlerini nasip etmesin. Dünya ve ahirette saadet versin. Evlad-ı yalimizi de insi ve cinni şeytanları şerinden, sufyani, deccali sistemlerden muhafazayı emin eylesin. Amin. Arkadaşlar, şey için söylemiyorum ama ilk defa böyle bir psikoloji dersi yapılacak. Ademi psikoloji. Adem'den kaynaklanan bir psikoloji. Adem'le meşgul olduğumuz için dedim ya, psikolojiye de yansıyacak bu. Hemen İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden şey yapayım. Çünkü bu dersi Adem'i anlamak, alemini de anlamlandırmak, sıkıntılarını da çözümlemek. Adem'i anlamak, alemini de anlamlandırmak ve sende ceyran eden anlamsız, anlam veremediğin vehim ve vesveselerine kendimi kötü hissediyorum, intiharı düşünüyorum, yatamıyorum, kendimi kontrol edemiyorum, canım sıkıldı, ne varsa işte hepsinin öyle bize rağmen çalışıyor ama anlamlandıramamışız yani mesela. Niye kötü hisseder insan kendisini? Mesela siz dershanedesiniz. Ben dershanedeyim. Video seyretmiyorum. Haram görmüyoruz. Niye? Yani en zirveden söylüyorum. Niye kendimi kötü hissediyorum bazen? Mesela arkadaşlar, kardeşler, istediğiniz zaman girer sorarsınız. Bu çok şeydir. Keşke buraya girseydi, bu ne diyor diye girin sorun. Şu, hepinize söylüyorum. Anlam veremediğiniz. Allah Allah. Oh. Nereden çıktı ya bu? Ölüm korkusu da dahil. Of. Ne ya? Diyoruz ya. Hep bu Adem'den kaynaklanıyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kaçıncı mektup olduğunu bilmiyorum ama 500 küsürüncü mektupta diyor ki Adem mevzusu sahabelerde bir tamamiha. Sahabelerde bir tamamiha. Tabi'in ve tebe-i tabi'in. Malumunuz. Tabi'in sahabeyi görene, onu da görene tebe-i tabi'in. Yaklaşık 300-400 sene ediyor. Yani peygamberimizden sonra 400 sene ediyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, bir daha tekrar edeyim, bu 400'ü alacaksın. Sahabelerde Adem mevzusu bir tamamiha, tabi'in ve tebe-i tabi'in de çok tek tük insanlarda, çok özel insanlarda, tek tük insanlarda bir tamamiha her mertebesi diyor. Ahir zamanda son Mehdi, son Müceddid'in cemaatinde eserinde ortaya çıkacak diyor. Eserinde diyor. Eserinde ortaya çıkacak diyor. Bu Adem mevzusu. Adem lügat itibariyle yok. Yokluk. Tabir itibariyle mektubat
59'da vücudu ilmiye perde olmuş bir umbandır. Bu Adem mevzusuyla çalıştığım için Adem'le Dima iki ders yaptık herhalde. Üç ders Adem, Adem-i sırf, Adem-i mutlak. Bu akşam anlam veremediğimiz, anlamlandıramadığımız, sebebi yokken, sebebi bilinmeyen, tıpta öyle. Sebebi bilinmeyen hemen etiket, psikolojik. Değil mi doktor? Öyle deniliyor. Sebebi bilinemeyen, anlamlandırılamayan, kavranmayan, bilinemeyen, bilinmesi de mümkün olmayan bir kaynaksız kaynaktan fokurdayan ve bizde kendisini ifade eden olumsuzluklar. Mesela küfür, mesela dalalet, masiyet, yani günahlar, tuğyan, küfür, şirk, isyan, dalalet, tuğyan, masiyet. Mesela Allah'ın şirki, yani zıttı yok kainatta, şirk yok. Şirkin vücudu yok. Ama kafasızın kafasında var diyor. İşte kafasızın kafası kainatta yok. Demek ki kainatta olmayıp bizde var olan sırf böyle Allah'ın zatı değil. Mesela itikat, ehli sünnet vel cemaat. Şimdi etrafını çiziyorum, üzerine bina edeceğim. Ehli sünnet vel cemaatte Allah sıfatlarıyla kainatta, zatıyla beni seven kulundayım diyor. Zatı, mümin kulunda, zatı. Nerede kendisi yok? Kainatta, zatıyla yok. Kainatta ilim, irade kudretiyle, sıfatlarıyla var, esmalarıyla var. Demek ki kainatta olmayan, insanda var olan bir taraf var ki Allah zatıyla olabiliyor. Allah zatıyla bizde olduğu gibi, burayı kaçırmamanız gerekiyor. İşin püf noktası şurası. Allah zatıyla kainatta değil, sıfatlarıyla kainatta ama zatıyla insanda var. O zaman insanda bir öyle bir sistem var ki kainatta yok. O sisteme Cenab-ı Hak tayin ve teşahhus ediyor. Zatıyla var oluyor. Aynen bu örnek gibi şirk, küfür, isyan, tuğyan, masiyet, şirk, küfür, yani Allah'ın zıttı, kainatta böyle bir şey yok. Zıttı yok yani. Ama insanda var. Ha, insanda nasıl var? Kainatta insanda olması, kafasızın kafasında olması Adem'dir. Adem. İnsanda Adem var. Bunun psikoloji yansımalarını yapacağız böyle. Bakayım becerebilecek miyim? Sözler 472, belki açmak isteyen varsa külliyat canlı yayında, Adem'i psikoloji yani. Keşke bunu ehilleri daha dinleseydi. Öyle sebepsiz hastalıklara hemen psikoloji yaftası yapıştırılan, ne yapsın? Çaresi yok ki, ne yapsın? Risale-i Nur'da biz de 30-40 sene sonra biraz fark ettim. Şimdi okuyorum arkadaşlar, metni okuyorum. Ey şiddeti şefkatten şedid bir elem hisseden nefsim ve arkadaşım. Ey şiddeti şefkatten şedid bir elem hisseden nefsim ve arkadaşım. Vücut hayr-ı mahzdır. Var olmak, hatırlar mısınız? İmandan daha arkası bir şey var. İman orada gözüküyor. Kör ol, topal ol, sakat ol, aç ol, susuz ol. Ama ben varım diyebilmek kadar büyük nimet bilmiyor. Var olmak. Vücut sahibi. Varım ben. Varım diyebilmek. Vücut. Bu farkındalık. Zaten bu farkındalığın kemal mertebesi imandır. İman ediyorsun.
farkındalığının kemal mertebesi. Kendini tanıdıkça, fark edikçe Allah var oluyor. Men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu. Tanıdıkça Allah var oluyor. Tanımadıkça Allah yok oluyor. Allah yoksa o zaman aleminde, o zaman sen de kendini tanımıyorsun. Anladınız mı yani önermeyi? Men arefe nefse ve kadere fe rabbe. Tamam. Kendini tanıdıkça Allah var oluyorsa, Allah'ı inkar etmişse kendisini vücudunun farkında değil. Yaşadığının farkında değil bu. Ademidir. Tamam. Vücut hayr-ı mahzdır. Yani öz tamamen her şeyiyle hayırdır. Topal dahi olsa, kör dahi olsa. Adem olmamak. Olmamak şehr-i mas olduğunu. Yani her şeyle şer, yok olmak. Yokluk. Yokluk. Her bütün zerratiyle şerdir. Yok olmak. Uygula kendine. Varlığının farkında değil. Adem, şer-i mahz. Tamamıya şer. Geleceğim daha. Psikolojiye bak şimdi. Kendini bilmiyor ki. Sen kendini bilmeyen, yaşadığın farkında olmayan, kendinde ortaya çıkanları nasıl anlamlandıracak? Nasıl anlamlandıracak? Varlığının farkında değil. Demek ki nasıl anlarız bu insan var mı yok mu? Tersi önerme yapıyorum. A eşittir B ise, B eşittir de C ise, A eşittir C'dir. İşte kendisini tanımadığının delil, yani tanımadığı şu, kendisinin varlığının farkında olmayan kimlerdir? Küfür, şirk, dalalet, tuğyan, günah. Günah, işleme nispetinde tuğyan, dalalet, dalalet rehbersizlik, peygamberi ortadan kaldırmak. Masiyet günahlardır, eylemdir. Tuğyan azgındır. Küfür örtendir, şirk ortak koşandır. Bunu yapan derecesine göre yoktur. Varlığı yoktur yani kendisinde. O nispetle ne olur? Ademler fokur fokur kaynıyor. Tencere kaynar gibi kaynıyor. Ne çıkar karşısında? Şunlar çıkıyor. Eylemsel itibariyle ne olur bu insan? Tevakkuf sahibi olur. Tevakkuf. Durağan olur. Bakayım şurada yazmış mı? Tevakkuf. Yani hakikatin keşfinden uzak. O demek. Durağan. Keşiften hiç alakası yok. Sükunet. Sükunet. Ciddi. Durulganlık. Yani ciddi kendi aleminden kopuk. Sükût. Sükût susmak. Yani ifadesizlik olmak, ibadetsizlik olmak. Yani ifade etmemek, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi. Sükût susmak. Adem'in dişe vuruşları. Yani zor tabii bunlar. Ben de zorlanıyorum yani. Tevakkuf. Vakıftan, vukuftan zıt. Vukuf değil, vakıf değil. Olaya vakıf değil. Sükunet. Yani ciddiyeti kaybetmek yani. Cenab-ı Hak diyor ya, bu kainatı ben oynamıyorum, yaratmayın. Sükunet.
kelime-i şehadet getirmemek. Farkındalığın lisana dönüşmüş hali. Atalet, durgunluk, durma. Yani atalet Adem'in biraderzadesidir. Erkek veya kız kardeşinin oğlu. Nedir o? Atalet Adem'in. Adem'in yeğenidir. Hareketsizlik. Yani nasıl hareketsizlik? Ahiret hesabına hiçbir hareketi yok. Kendi hesabına hiçbir hareketi yok. Hep hariç. İstirahat. Standartlık. Yeknesak. Yeknesak. Standart yaşamak. Bunların hepsi Adem'dir. Hatta hatırınıza ne geliyorsa bir lezzet, en büyük lezzet her daim aynı olması hiçe iner. Bu da Adem'e gidiyor. Bunlar Adem'e çalışıyor bu sistem. Tevakkuf Adem'e çalışır. Sükunet Adem'e çalışır. Sükut Adem'e çalışır. Yani şeyden 472'den okuyorum sözlerden. Yani sizin kitaptan okuyorum. Okuduğu bildiğimiz kitap var ya, okuduk da bitirdik. Koyduk rafa. Risale-i Nur'u koyduk ya. Bildik ya biz. 40 sene sonra görüyorum ben. Mübalağa mı ediyorum? Yok vallahi. Bilseydim yazar mıydım? Koca bir günün emeğin bu. Bu. Demek ki Adem'de olduğumuza nedir? Tevakkuf. Sükunet sahibiz. Sükût, susmada. Atalet, istirahat, yeknesaklık. Bunlar Adem'i haletler olduğunu görüyoruz. Haletler zaten söyleyecek. Peki nasıl aktif olduğumuzu nasıl anlayacağız? Hayat okuyacağım ya. Hayat mutebayin. Çeşitli demek. Mutebayin. Tebayün, çeşitli şekillerde gözüken vaziyetlere hayat girmesi gerekiyor. Çocukluk, gençlik, ihtiyarlık, hastalık vesaire. Çalışacaksın, çarpacaksın. Şu tatlılık. Hayat nedir hayat? Allah'ın dışında yaratılan her şeyin komprimi, hulasası. Allah 18 bin alemi meyve sıkacağı gibi 18 bin çeşit meyveyi makineye koymuş, özünü almış hayat. Bu hayat Allah'ın dışında yaratılan her şey, yaratılmış yaratılmamış da, vücudu var yok, hepsinin özü hayat. Bunu nasıl dışarıya patlatacağız? Nasıl patlayacak? Bu hayatın içeriği nasıl çıkacak? Allah bunu çeşitli şekillerde keyfiyetlere sokacak. Hadiselere sokacak, üşüyecek, acıkacak, fakir olacak, zengin olacak, sıkılacak, canım sıkıldı, Allah Allah, of, poflar yapacak. Bu tasafi edecek, saflaşma. Mesela topraktan maden çıkıyor ama kamyonla toprak. Fabrikaya götürülüyor, ilk önce böyle tasafi ediliyor. Sonra mutadid keyfiyet alıp, yani mutad bu tasaf edince çeşitli keyfiyetlere kaliteli işleri yaparak meyve vermeye başlıyor. Yani faydalı şeyler. Yani mesela faydalı derken adam mesela Kabe'yi yapıyor. Cami yapıyor ama namaz yok. Hiçbir işe yaramıyor. Namaz nedir bu konuda? Harika bir fabrika düşünün. Her şey tamam ama elektrik yok. Adam her şeyi mükemmel, çok dürüst adam, çok acayip, dini yok. Es-salatu emadu din. İmadu din. Namaz? Namaz dinin direği. Çektin mi inmiş aşağıya. Yani bizde bazı haletler çıkıyor, of poflar. Hayatın o komprim olan, paket olan hayatın içerisindekileri
çıkarma yöntemleriymiş onlar. Topraktan maden çıkıyor. Yüksek fırına götürülüyor. Değil mi? Yüksek fırına. Hemen bir sıcaklık veriliyor. Toprak ayrışıyor. Sonra bilmem demir ayrışıyor. Sonra bakır ayrışıyor. Sonra çinko ayrışıyor. Sonra bilmem ne ayrışıyor. Sonra altına dönüşüyor. Sonra altının işte 12, 16, 14 bilmem kaç ayarlar şey yapıyor. Onun gibi yani. Saf bir hayat. Hayatı unutmayın. Hayat Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alemin komprimi. Şöyle düşün. Portakal, elma, muz, nar, havuç, zeytin, ne düşünüyorsanız bütün meyveleri koyun cihaza, özünü alın. Ha bir ton, ha bir damla. Homojendir, aynıdır. Karıncadan, domuzdan, yılandan, arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, Ridvan. Ridvan, nerenin melekesi? Cennetin, cehennemin malik. Ama hepsinin hulasası. Nerede? Hayat. Bunu patlatacağız yani. Bir patlat, bir patlat, bir patlat da, bir patlat da, patlat, patlat, patlatman gerekiyor. Ne yapacak o? Nasıl patlayacak? Bu hayatı mütebain vaziyetlere girecek, tasafi edecek, saflaşacak. Saflaştı, yetmiyor. Sonra çeşitli keyfiyetler alıp, yani eylemsel yapacak, meyve verecek. Sonra mutadit tavırlara girecek. Vahidi, vahidi hayatı, nukuş esmasını güzelce gösterecek. Bu sefer hayat kısacası çeşitli vaziyetlere girip tasafi edecek. Yani doğacağız, büyüyeceğiz. Ondan sonra bulu çağına geleceğiz. Okulda işte iman denilecek, küfür denilecek. Allah var, yok. Dur, iğne vur, vurma, git, gitme, bu deist, ateist, bilmem her şeyle muhatap olacaksın. Bunların içerisinde sıyrılacaksın. Bunlar lazım. Hop! Herkes bu dersi dinleyenlere söylüyor. Her dersi dinleyen söylüyor. Bakın Allah aşkına, saniyelik yaparsınız. Bütün geçmişinizi bir sergüzeşte hayatta bir geçirin bakalım. Yani nasıl bugüne geldin? Ne nimetlere vasıla oldun? 24. mektupta geçiyor değil mi? Bir bak hele. Hiçlikte kalmadın, taş toprak olmadın, bitki olmadın, hayvan olmadın, insan oldun, Müslüman oldun. Özelde müceddiye cemaatine dahil etti Allah seni. İlmi, Kur'an'ı, hikmeti, imani verdi, verdi de verdi. Bak bakalım hiçbir medhalin var mı? İşte bunlardan tasafi ettik. Elhamdülillah. Ben okulda tanıdım nurları. Sonra çeşitli keyfiyetler, yani olaylarda meyve verdik. Direndik, dershanede şunu yaptık, kitap okuduk, canımızı istemedik, kalktık. Ondan sonra sürdüler, dövdüler, işkence yaptılar, attılar, elimden aldılar, dağda kaldım, hapsettiler, ekmek su vermediler. Kitap vermediler, vermediler de vermediler. Bunlarla meyve kazandım. Kazandık hepimiz. Ortağız ya. Bende ne amel varsa bütün nur talebelerinde aynıdır. Aynı bir tamamiyayı. Hiç kimsenin şüphe olmasın. Onların ne namazı, ibadeti, zikri varsa bende de var. Hiç şüphem yok. Cemaat olmanın güzelliği. Hizmete sahip çıkmak kadar. Demek ki tasafi ettim. Mütadit tavırlara girdim. Esma ortaya çıktı. Hep Adem'den bahsediyorum arkadaşlar. Yani o hayat vücuttu. Vücudu verdi. Orada öyle kalsan ne olacak? Hiçbir şey yaramıyor. Sonra o patlatılması lazım. İçeriği patlatılması lazım. Bütün kainatı Allah patlattı, sıkıştırdı. Hayat. Ondan sonra özü hayat. Hayatın da özünü aldı. His ve şuur. Yani hayatı da sıktı Cenab-ı Hak. İçinden his ve şuuru patlattı. Hisler ve şuur. His ve şuuru da patlattı. Akıl melekeleri çıktı. Melaikeler çıktı. Meleke
Melaikelerin bizdeki karşılığı. Meleke, malik olduklarımın aktifliği. Meleklere iman düşünün. Meleklerin bizdeki karşılığı melekelerimiz, malik olduklarımız, Melik-i Naz, namazariyetlerimiz. Demek ki Adem nedir? Var iken olması gerekenlerin olmaması. Mesela şimdi yatsı okudu mu? Okundum. Akşam namazını kılabilirken kılmayan Adem'e gitti. Neyle? İkindi ile yatsı namazı arasında yaşamamış kabul ediliyor. Adem oldu. Lan bu yemek yediği bir sonra araba sürdü falan. Yok, yaşamamış. Adem'e gitti. Yatsıyı kılmayan sabah namazına kadar iki vakit arası yok. Adem. Yaşamamış kabul ediliyor. Es-salatu imadu din. Namaz dinin kazığıdır. Meali, namaz dinin direğidir. Karadenizce kazığıdır. Yani kazığı çektir mi, direğini çektir mi, tok, bina indi aşağı. Bina denen bir şey yok. Şimdi psikolojiye gireceğiz ama çok acayip tabii. İlk defa deniyorum yani. Bakayım becerebilecek miyim? Adem'in psikoloji. Bunlar yapılması gerekirken, hani hayat vaziyetleri gibi tasafi edecek, semere verecek, esmaya mazhar olması gerekirken olmamasının Adem, ama Adem ne oluyor? Adem of. Canım sıkıldı falan. Bunlar hep Adem. Adem'in ifadeleri. Adem'desin yani. Peki namaz kıldığımız halde, her şey yaptığımız halde durup dururken Adem aktif oluyor. Mağma tabakası volkanla aktif oluyor. Şimdi biraz da gidelim. Şimdi şöyle diyeyim. Seni olumsuzlayan her fikir, psikoloji bugün, Adem'i psikoloji. Bak, kendimi iyi hissetmiyorum, olumsuz düşünüyorum, olumsuzlayan. Yani ben adam değilim. Ben ne emniyetim var canım? Kendisine emniyet vermeyen, değer vermeyen sana verecek. Eşine verecek. Bir karı koca düşünün ki kendisini hakir görüyor, kendisini basit görüyor, kendisini değersiz görüyor, yetersiz görüyor. Sevmiyor, tanımıyor kendisini, anlamlandıramamış. Eşini yapabilir. Kendini sevmiyor ki eşini sevsin. Kendinden nefret ediyor. Hayatına ikili bir zorluk çıkartıyor. Yani ne gerekiyorsa kötülüğü yapıyor kendisine ya. Ameliyatta Coca-Cola içiyor. Ne yapabileceksin yani? Şimdi seni olumsuzlayan her fikir, Adem, seni olumsuzlayan her fikir, her his, her duygu haletlerinin cemi Adem'dir. İlk önce bir metni okuyayım da bu psikolojiye gireyim. 472. Ey şiddeti şefkatten şiddet bir elem hisseden nefsim arkadaşım. Vücut kayrımaz. Adem yok. Şerrimas olduğunu, bütün mehasim ve kemalatın vücuda rucuğu ve bütün mehasin, güzellikler, kemalatlar, yani kazanımlar vücuda gidiyor, var oluyor. Varlıkta kalmana sebep oluyor. Bütün maasi, günahlar, mesaip, musibetler, nekais, yani noksanlıkların esası Adem'dir. Demek ki günahları ve musibetleri, noksanlıkları Allah halk etmiyor. İyilik yapmamakla sen, onlar Adem'de Adem'i oluyor. Mesela şirk ehli. Allah'ın şirki ortağı yok ki. Şirkin vücudu yok. Kafasızın kafasında nasıl var? Tevhid yapmadıkça şirk oluyor. Allah ona vücut vermiyor. Sendeki Adem ortaya çıkıyor. Neyse gideyim. Sana Allah şirki nasip etmiyor. Şirki sen aktif ediyorsun. Adem çünkü şirk.
küfür, Adem. Günah, Adem. Mesela vücut yapayım ben, bu günah olabilir dedim, müsbet vücut. Arkadaşlar bana bakıyorsunuz, ben size şey yapayım, şöyle. Şimdi ben bir vücut yapayım Adem'den. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sessizlik. Sonunda sessizlik. Bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İki sessiz arasına ses. Adem'den çıktı. Adem. Sessizlik Adem. Adem. Görüyor musun? İşte Adem'den vücut nasıl oluyor? Sessizlikten vücut böyle ses olması. Sonra mesaip ve nekaisin esası Adem olduğu delildir. Madem Adem şerimastır. Yani yokluk her şeyiyle. Hani adam diyor ya ben cehenneme gitmektense. Şimdi adam diyor ki ben cehennemde dahi olsa. Değil mi? Cehennemde dahi olsa. Barda kalayım diyor ustad. Adam buna diyor ki cehennemde niye gideyim yok olayım? Hayır. Yani yok olmak vicdani bir tepkidir. Yok olmaya karşı olmak. Yok, cehennem olmasın yok olayım demek nefsanidir. Dünyalıktır. Ahirette nefis senden ayrılacağı için sende olmayacak. Vicdanla konuşacaksın, ruhla konuşacaksın, akıl ve kalple konuşacağın için nefis burada dünyada yokluk isterken cehenneme gitmektense yok olayım demek nefsindir. Ama ustad diyor ki vicdanın sesini dinlersen ki ayet oradaki vicdanı ve ruhu tavsif ederek şöyle diyor. Ya leyteni küntü turaba. Keşke toprak olaydık, olsaydım. Keşke toprak olsaydım. Niye? Sorumsuz olsaydım. Madem Adem şerimastır, Adem'e müncer olan yani Adem'e götüren, yani varı yok eden, nimeti yedin, ne besmele dedin, ne şükrettin, ne hamd ettin, hamdele yapmadın. Namaz kılmadın, elmayı yedin. Namaz kılmadın, şeftali yedin. Nereye tuvalet şekline dönüştürdün? Gübre fabrikası bir şey oldun. Yani Adem varı, yani vazifeni yapmamak, kendini Rabbinle tanımlamayınca, yani imanı olmayınca her şey Adem'e rücu ediyor. Adem'e müncer olan veya Adem'i işmam eden halat da şehri tazamun eder. Halata gireceğim. Bak mesela halet. Akılda fikir var abiler. Tamam. Gir içeriye. Soğan kabuğu gibi dışarıdan gidiyorum. Kafada fikir var mı? Var. Vicdanda ne var? His. Kalpte ne var? Duygu. Ruhta ne var? Halet. Ha? Şimdi her olumsuz fikir, her olumsuz his, her olumsuz duygu, her olumsuz halet, olumsuz Adem'e çalışıyor. Adem'de mesela diyelim ki öyle bir fikir çıktı ki seni ortadan kaldırıyor. Yani şiir, küfürü düşünüyorsun. Şeytanlığı düşünüyorsun ya. Onu nasıl kandırayım? Onu nasıl aldatayım? Adem'i fikir bu. Mesela abla, abi ben pazarda. Vallahi ben, billahi ben işte bunu 5 liraya aldım. Ben bakma zararına veriyorum. Bu yalan söyledin sen bilmiyor musun? Sen de bilmiyorsun. Bu hissi nasıl rahat ediyor vicdan his? Seni ortadan kaldırıyor. İşte her olumsuz fikir, her olumsuz his, her olumsuz duygu. Duygular ya. Duygu, insan duygu taşıyor kalpte. Muhabbet, aşk, vefa. Mesela vefasız. Hemen bu en ufak şeyle seni satıyor ve ucuza terk ediyor. Lan hiç mi maziniz yok ya? Şimdi nasıl terk ediyorsun ya? Ve vefasız. Nasıl terk ediyorsun lan? Kapıdan çıktığı gibi kafandan da çıkacak mı? Duygu. Olumsuz. İki de bir boşanma düşünme. Ne dedik? Fikir dedik olumsuz. Gir içeriye. His dedik. Gir içeriye. Duygu dedik.
Gir içeriye. Halet. Halet neydi? Şefkati mukaddese. Şefkati yok. Yani ifrat-ı şefkat. Nasıl başlıyor? Ey şiddeti şefkatten şedid elem hisseden nefsim arkadaşım. Şefkatin ifratı kimden? Şeytandan. Tefriti kimden? Nefse emareden. Vasat olacak. İfrat-ı şefkat ne diyor Kastamonu 77. sayfada? 75 mi? 77 mi? Marazi kalbi sakami ruhidir diyor. Kalp hastalığı ruh hastalığıymış. İfrat-ı şefkat. Demek ki olumsuz fikir, olumsuz his, olumsuz duygu, olumsuz latifeler hep Adem'e çalışıyor. Bak ne diyor? İşmam eden halat dahi şeri tazamun eder, şer. Onun için psikoloji oradan çıkıyor. Psikolojinin temeli 4. Kendini ortadan kaldıran olumsuz fikir. Kendini inkar ettiren yalan mesela. Yalan. His. Mesela şimdi koronadan korku. Korku histir diyor mektubatta. Hissi haf. Yani koronanın kendisi öldürmüyor. Korku öldürüyor yani. Korku az bir şey değil yani. İnsanların zayıf noktası var ya. Elimde kırmızı şeyden ceviz yedim. 6 tane insanın zayıf noktası var. Onu dedektörle tespit etmişler adamlar. Risale'den. Ustad 6 tane hücumat hissitte. İnsanın en zayıf noktası. Birincisi nedir hatırladınız mı? Hubuca. Makam düşkünlüğü. Baş olma sevdası. İkincisi hissi hav. Korku. İnsanın zayıf. Bak küreselciler bunu anladı. Korona herkese ulaşmamıştır. Ulaşmaz da. Ama korkusu ulaşmış herkese. Korkuyu tutuyorlar diyor. Onlar seni dizginliyorlar at gibi. Diksik. Korkuyla gemliyorlar sizi diyor. Hem de yemliyorlar. Üçüncüsü nedir? Hadi bakalım. Üçüncüsü neydi canlı yayında olanlar? Üç. Tamam mı? Dört. Menfi milliyetçilik. Beş. Hadi biraz daha. Enaniyet. Altı. Tempelverlik. Yani kalkmıyor, yapmıyor. Ya ne bileyim kendimi kötü hissediyorum. Okuyamam. Namaz dur bakalım. Ondan sonra memurluğa. Ne yapayım biz? Emir kuluyuz. Gidiyor kursu basıyor. Olumsuzluklara imza atıyor. Ya ustada hapishanesinde iğne yapanlar kafir değildi ki ya. İsrail'den gelmemişti ki. Küfre rıza olur mu abi? Küfre rıza gibi bir şey olur mu o durum? Yok o değil. O değil. Tembellik ve temperverlik. Küfre rıza bir şey değil. O Adem'idir. İnsanın en zayıf damarı bu 6 tanedir. Az önceki verdiğiniz misal küfre rıza manasına girmez değil mi? O sınıfa girmez. Hani mesela dershaneye basması dediniz ya. Girmez de şeydir. Ondan dizginlemişler. Geçim derdi. Ne yapayım hoca? Küfre rıza yani vicdanen razı olacak. Hücum edecek. Kasten ve amden düşman olacak. Böyle değil ki. Memurum diyor. Ne yapayım diyor. Ben kelepçe vuranlar mesela şeyden çıktık mahkeme koridorundan yeryüzünden götürmediler beni. Çünkü bir şey bekliyorlardı dışarıda. Yerin altında Bakırköy'den adliyesinden belki de yaklaşık 1 kilometre öyle otoban şehrin altından yol var yani yaya, araba. Şehir bilmez onu. Oradan giderken öğleni müsaade istedim. Hoca dedi abdest nasıl alacaksın? Yerin altı. Gidince lambalar yanıyor. Abdestliyim dedi. Bana bir farza müsaade edin. Etseniz de etmeseniz de kılacağım kardeşim. Benim burada kesseniz de kılacağım. Yo estağfurullah dedi. Tamam varsa. Şimdi ne yaptın o? O adam müsaade etti.
Etmese de kılacaktı ama. Müsaade etti. Nedir? Kelepçeyi takmış ama istemiyor. İşte ustad da iki şekilde ben memurluğu cevaz gösteriyorum Barla'da. Hulusi abiye. İki şekilde memurluğa cevaz veriyorum. Bir, dilencilik olmayacak. Şahsiyetini ortadan kaldırmayacaksın. Seni ortadan kaldırmayacak. İkincisi, hizmet imaniyene vesile yapacaksın. Ondandır ki diyor bana iki kişinin ikramları, paraları veya hediyeleri dokunuyor diyor. Zengin ve memurların. Ama hep senin değil tabii de. Şimdi devam ediyorum. Psikolojiyi kullanacağım burada, okuyacağım. O en sonu olacak ama metni okuyayım. Madem Adem şerhi mazdır, Adem'e müncer olan veya Adem'i işmam eden halat dahi şerhi tazamun eder. Halatı söyledim size. Pekmez tencere, pekmezle tayini getirin, karıştırın. Şimdi dört tane getireceğim. Bu ikiydi. Tayin pekmez. Tencere getir. Olumsuz fikirler, olumsuz hisler, olumsuz duygular, olumsuz aletler. Karıştırın. İşte psikolojinin zemini bu. Adem. O poflar Adem'den çıkıyor, vücuttan değil. Vehim ve vesvese Adem'idir. Nereden geliyor? Bilmiyorduk ki. Ta vesvese şeytandan. Beyimde nefs emmare, kafir cinlerden vesaire. Ama can sıkıntısı. Şeytan ne yapıyormuş bak? Lemaları açtırdım. Bak canlı yayında olanlar, bak mavi olan. Fena madenleri işlettirmekten. Şeytan ne yapıyor? Fesattan. İnsanı nasıl aktif ediyor? Şeytanı bir metali yok. Bir şey yapamıyor. Nasıl bizde aktif? Fesattan, alçaklıktan, tahripten, ehli hakkın ihtilafından, istifade etmesinden, işlerine ihtilaf atmaktan, zayıf damarlarını tutmaktan, aşılamaktan, hissiyat-ı nefsaniye ve araz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten, hissiyat-ı nefsaniye, bir de milliyetçilik, araz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten, insanın mahiyetinde muzir madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten, şan ve şeref namıyla riyakarane nefsin firavuniyetini okşamaktan, vicdansızca taribatlarından herkes korkmasından geliyor. Yani bu Adem'idir yani. Adem. Bu hep Adem'den patlıyor. Dedi ya İmam-ı Rabbani Hazretleri ahir zamandaki müceddidin eserinde ortaya çıkacak diyor. Bir tamamıya Adem'in bütün meratipleri. Adem. Kendisi Adem'den bahsediyor. Adem'i sırf, Adem mutlaktan ben görmedim. Sırf yokluk diyor. Bir de Adem var diyor. Tamam. Sırf yokluk. Adem'i sırf diyor herhalde. Adem mutlak. Usta diyor ki Adem mutlak yoktur diyor. Çünkü karşısında bir inmuit var. Ama insanda var. Nereden biliyoruz? Çünkü bütün teellümler, zulümatlar Adem-i Mutlak'tan geliyordu. Nasıl zat kainatta yok, bizde var. Kainatta da Adem-i Mutlak yok, bizde var. Allah Allah. Kainat Adem'den, şeceri hilkat Adem-i Sıf'tan, zat bizde Adem-i Mutlak'tan zemin oluyor. Çok şükür, elhamdülillah. Daha böyledir bilemem. Çalışıyorum, devam ediyorum. Daha projem bitmedi. %100 doğrudur demiyor. Haşa. Kafa kaldırıp ne söylüyorsam anladım. Anladım. Ama akşama çalışıyorum. Hatta bu saate kadar başım bile ağrıyordu. Yani yoğun çok Adem namazda, abdest, affedersin, tuvalette, yemekte Adem. Bugün üzüm yiyordum. Unuttum biliyor musun? Getirdim üzümü. Birkaç tane aldım. Olan Adem, Allah Allah, Adem'i halet, elimde uzun. Sonra düşürmüşüm. Adem'i halet, Allah Allah. Bir baktım ki, tevakkuf, sükût, atalet, istirahat, yeknesaklık, bu Adem'i haletlermiş. Mesela, ya kardeşim, kalkamam ben şimdi ya, yatsı namazını, uf. Ya dersi gidemem, okuyamam ben, ooo.
Bu Adem'i aletlermiş. Adem'den kaynaklandı. Of, pof, nereden çıktı bu can sıkıntısı? Adem. Adem alemleri aktif olmuş. Onun için korkma yani. Adem alemleri seyret ya. Vay, acayip bir şey ya. Böyle gözünü kapat olan neresi ya? Yeri yok ki. Kendisi yok ki yeri olsun. Adem. Acayip bir şey ya. Adamı iz takip ettim. Baktım, az kaldı beni de içeri sokacaktı. Adem şöyle bir şey. Bir çok büyük bir kuyu düşünün. Ama göremiyorsunuz ucunu. Dibine bir baktınız. Ortadasınız. Dibi yok. Adamı atacaksınız. Dibi diyor. Ama attınız. Sesi kesilir ya. Gittikçe. O kuyu Adem. O ses Adem'e karşı direnmekten gelen seslerdi. Psikoloji işte onda. Ses kesildi. Adem'e öldü. Ses kesildi, öldü. Namazsız gitti. Adem'e gitti. Cehennem günahlı Müslüman da gidecek. Kafir de gidecek. Ama münafık cehenneme gitmeyecek. Cehennemi de geçecek. Adem alemlerine geçecek. Cehennemi de geçecek, delecek. Adem'e münafık. Müslüman Adem alemlerine gitmeyecek. Neyse. Allah. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat ahvali muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet bulur. Onu anlattım. Mutebain hayat mutebain vaziyetlere girip tasafi ediyor hayat. Mutadid keyfiyat alıp matlup semeratı veriyor hayat. Mutadid tavırlara girip vahi bir hayatın nukuş esmasını güzelce gösteriyor hayat. 3 tane. Şimdi devam ediyorum. Psikolojiye gireceğim arkadaşlar. Daha hedeflediğime varamadım. İşte şu hakikattandır ki zihayatlara, hayatlarda alam, eylemlerin çoğulu. Mesaip, musibetler, meşakkat, sıkıntılar, beliyeler, belalar. Suretinde bazı halatları söylüyor, ademi aletler. Alam, elemler, musibetler, meşakkatler, belalar, bunlar hal etmiş. Bu haletler insanda arız oluyor. 4 tane mi söyledi? Alam, mesaip, meşakkat, beliya. O haletler ile halatlar arız oluyor ki o haletler ile hayatlarını envar-ı vücut teceddüt eder, zulümat eden tebaat edip tasafi ediyor. Yani şimdi insana bunlar musallat oluyor. Onlara karşı insan direniyor. Mesela alam, elem. Bak, elem vücuda gidiyor. Mesela can sıkıntı. Of. Yani farklı bir halet. Vücut hayattan çıktı bak. Mesela diyelim ki açlık. Açlık elemi doktor şeydir ha, tedavidir. İbrahim Hakkı'da geçiyor. Açlık elemi var ya böyle acıyor da ama biz dayanamıyoruz ya. Açlık elemi tedaviymiş. İlaç. Ha. Şimdi alam, elemler, her çeşit. İhanete uğradın, zulme uğradın, ne bileyim abdest aldın, kan sıkıntı oldun, elin kesildi. Mesaip, musibetler, meşakkatler, belalar, bu haletler arız oluyor. Bunlar da hayatın içerisini dışarıya çıkartıyormuş. Vücuda dönüşüyormuş. Yani Adem'den seni çıkartmaya vesileymiş. Ama seni Adem'e atan nedir? İyi dinleyin şimdi. Paran var, Mercedes var, yatın, katın, atın, aşın, eşin, işin vesaire. Bak şimdi. Adem'e ne atar? Bu vücuda çıkarıyor. Hayat şöyle düşün. Ortada hayat. Seni yukarıya çıkaran alam. Yani elemler, meşakkat, musibetler, belalar. Hayattan yukarıya. Hayatı patlatıyor, vücuda çıkıyor. Hayatı Adem'e atanları sayıyorum. Tevakkuf. Sükunet, okudum ya biraz önce manası. Sükut, atalet, istirahat, yeknesaklık.
Yani manalarını bir daha söyleyeyim mi? Tevakkuf, yani durağan olmak, sabit olmak. Sabitiyet. Sükunet, ifadeleniş yapamamak. Sükut, seslenmeyi yapabilirken, yani okumaklar vesaireler yapmamak. Atalet, hareketsizlik. İstirahat deyip, çünkü Kur'an şöyle geçiyor. Yoruldunuzsa başka bir şeye geçin. Nasıldı? Hatırladın mı kardeş? Yorulursa. Başka bir şeye dönüşün. Başka bir şey yapın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yürürken yoruldunuz mu? Oturun demedi. Hızlanın. Ustad diyor ki, yoruldun mu Ceylan demiş. Ustadım dedi, okuma yoruldum. Ne okuyordun demiş Kastan. Şimdi başkasını oku demiş. Başka bir kitap al. Dinleniyormuş böyle. Bu neymiş? İstirahat ortadan kaldı. İstirahat ve yeknesak. Standart yaşamak, her gün aynı şey yapmak. İki şeyi eşit olan zarardadır diyor ya. Mesela çok iyi bir misal olmayacak ama çarpıcı bir misal olacak. Doktor kardeş vermişti bana fikri. Bursa Uludağ'da intihar etmiş tıp fakültesinde doçent. Eğitim görevlisi. Ya doçent ya eğitim görevlisi. Mercedes'i bırakmış karda. Mektup bırakmış gitmiş. İğne yapmış tıp noktasında. Biliyor hangisi çabuk ölür diye. Mektupta ne diyor? Bununla alakalı. Diyor ki Allah Resulü diyor ya iki güne eşit olan zarardadır. Ne diyor? Ben dünle bugünü fark etmedim diyor. Aynı. Elemi, sıkıntısı çok diyor. Dünle bugün eşit. Yarın da eşit olacağına inandığım için diyor. Hayatıma son veriyor. Kimse mesul değildir. Ağlamasınlar mesela. Eşi varmış. İşi var. Kariyeri var. Bir de Mercedes'i var. Koymuş kenara. Gitmiş bunu yapmış. Adam kuru ekmek yiyor, ekmeğe batırıyor. Elhamdülillah. Çok şükür diyor. Mesela. Onun için ağzınızı alıştırın diyorum ya ben size. Çok şükür. Nereden değil? Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Üstad abi alıştırdı benim bizim ağzımıza da. Çok şükür. Arabaya biniyor çok şükür. Bismillah demesi lazım ama böyle alışmış. Çok şükür. Çok şükür. Öyle. Bir şey alışın bismillah. Bir şey alıştırın. Ya bak ne yaptın? Yeknesak çarpıcı misal olsun diye standart yaşamak. Hayatın dünüyle bugün eşit olması. Yeknesak. Ne yaparmış bunlar? Diyor ki bunlar en büyük lezzeti bile lezzetinden ortadan kaldırıyor. Hiç indiriyor. Şimdi psikolojisi yansımalarını okuyorum. Buradan çıkarttım şöyle bir yarım paragraf psikoloji. Seni olumsuzlayan her fikir, his, duygu ve haletlerin cemi Adem'dir. Adem'den geliyor. Hani derdik eskiden. Allah Celle Celaluhu ve melekleri sana vesvese ve vehim vermez. Allah ve melekleri vehim ve vesvese vermez. E kim veriyor kardeşim? Şeytan vesvese, vehmi de cinler veya nefs emare veriyor. Ama haletler ne olacak? Haletler var mesela. Böyle durup dururken, yani vehim değil, vesvese de değil, can sıkıntısı. Dalamak, duramamak, huf, tuhaf tuhaf şeyler, hisler, fikirler, intiharlar falan. Nereden geliyor? Bir anda kendini boşlukta, kuyuda, sahipsiz, kendini boşlukta, kuyuda, sahipsiz ve de tanımlayamadığın halet boşlukları hep Adem'den geliyormuş. Adem. Tanımlansa zaten vücut olur. Tanımlayamazsın. Nedir ya? Bilmiyoruz. Adem ya yokluk. Demek ki bir daha bir anda çok kendini güzel. Boşlukta hissetmek, kuyuda hissetmek, kendini sahipsiz hissetmek, kimse beni sevmiyor. Ben değersizim.
ve tanımlayamadığın daha nice haletler, halet bozuklukları Adem'den, Adem'in sende aktif olduğundandır. Adem. Adem'den çıktığı için tanımlayamıyorsun, tanımlayamıyoruz. Ve durup dururken olmasına anlam verememenin, durup dururken, bunlar nereden geldi ya? Anlam verememenin sebebi Adem olduğu için. Anla ki Hasan, kendime demişim, anla ki Hasan, o anda sende Adem aktif, Adem alemleri sende volkan gibi aktif oldu. Bir şey arama, kendini dersi zannetme. O anda Hasan diyeceksin ki, of, Allah Allah. Ya ne kadar basit bir insanmışım ya. Külliyatı kaç defa okudum, kafızım, kocayım, bilmem, okuyorum, dinliyorum. Niye ki? O anda Adem alemleri aktif. Niye aktif? Vücut bulmanı istiyor. Adem niye aktif? Volkan olmadığını kabul edin. Yerin merkezindeki madenleri yeryüzüne nasıl çıkartacaksın? 6700 kilometre. Yerin dibinde maden yok mu? Dünyanın ortasında maden yok mu? O insanın ihtiyacı yok mu? Güneşte maden yok mu? Patlayacak. Patlamalar, güneşte patlamalar, D vitamini. Gelecek şekil alacak da ben yeşillik olacak da yiyeceğim. Kanseri, koronaya çare olacak vesaire. Yerin altındaki madenler patlamasa, sende de Adem patlamasa, hayatın içerisindeki vücut mertebeleri nasıl çıkacak? Kuşlar öyle, kedi, standart hayat. Böyle mi olacak? Doğdu, öldü, aynı. Kuş. Doğdu, öldü, aynı sığır. Doğdu, ne yaptı ördek? Öldü de aynı şey yaptı. Bir terakki yok. Demek ki volkanların olması ille dünyadaki o merkezdeki patlamaların dengesini sağlamak için olmuyor. Başka 20. sözü söyleyeyim. Merkezdeki ulaşamadığımız, dünyanın merkezinde var olup bizim ulaşamadığımız madenlerin yeryüzüne çıkışına sebeptir. Adem vücut buldu. Diyeceksin ki, ha, volkan patladı. İşte doktor diyor ya, tanımlayamadım, mana veremedim bu hastalık ama vallahi tıpta şey yok, psikolojik kardeşim bu ya. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Almanya'da benim rastladığım. Hiç unutmuyorum. Kuksafen'e bir eli kopmuş Arnavut'un. Ama tuhaf, olmayan el kaşınıyor. Hiçbir çaresi yok hadi. Elin kaşınsa çaresi var. İğne vursun, üştürürsün, bilmem ne yapar, bir şey yapar. Ama olmayan el kaşınıyor. Buradan aşağı yok. Koptu. Kaşınıyor. Ne yapacaksın? He? Mehmet, böyle hiç oldu mu? Ve hepinizde mutlaka olmuştur. Herhangi bir yeri olmayan bir kaşıntı hissedersiniz. Kaşınıyor. Elin kaşınıyor. Kaşıntı var. Ama nereye sürsen gitmiyor. Niçin? Tıpta niçin çare yok? Ne yapacak? Doktor ne yapacak? Yani yok ki. Psikolojik dedi, çıktı. Ne yapacak? Uyutacak. Geldi. Ondan sonra biraz konuştuk. Okumaklık değil, anlatılmaklık. Kafasında kabullenmemiş. Elim gider mi ya? Kopmuş. Kabul etmiyor. Beyin hala uzantı kabul ediyor. Var kabul ediyor. Kabul etmediği için. Sonra dindeki tesellileri, kaderi anlattık. Anlattıkça yani madem kader hakim, ben amene bir kader vesaire. Emine müekkebe. Adam kabul ettiği zaman tamam. Kolsuzlar kolulardan ahirette fazla istifade edecek. Hangi kanunu işlettirdim? Ama girerse şükrederek gözlülerden daha uzak bağları seyredecektir cennette. Hem de sonsuz. Senden önce gitti işte bak. Sen daha uzun şeyleri kopartacaksın. Neyse. O anda ne hatırımıza gelmişse, ne ders yaptıksa yaptık. Adamı ikna edince
Beyin otomatik bunun yokluğunu kabul etti ve razı geldi. Razı gelince otomatik burayı kesti beyin. O zaman yok. O zaman kurtuldu. Ben bunu niye misal verdim? Bu vücut var mı? Yok. Yok nasıl var? Adem'de böyle. Sıkıntı da böyle çıkıyor. Kaşıntı olmayan elden çıktığı gibi sıkıntı da Adem'den böyle çıkıyor. Devam edeyim. Hayatta vücudun en parlak nuru olan hayat dahi ahvali muhtelifede yuvarlanıp kuvvet buluyor. Yani hayatın gizli içerikleri vücudu ilimden vücudu hariciye çıkıyor. İlimden kudrete geçiyor. Hayatın içerikleri dışarıya çıkıp vücuda mazhar olabilmesi için hayatın içeriklerindekiler dışarıya çıkıp vücut olabilmesi için hayatın içerisinde ama ne var? Bil kuvve. Çekirdeğin içerisinde ağaç, bil kuvve var. Ağaca ne deniliyor? Bil fiil. Çekirdeğin içerisindeki ağacın yaprağı, dalı, budağı bil kuvve. Hayatın içerisinde de bütün alemler var. Bil kuvve. Onlar dışarıya çıkabilmesi için ahvali muhtelifede yuvarlanması lazım. Yoksa hayatın içerik mertebeleri bil kuvve içinde kalıp Adem'de kalır. O zaman insanın hayatı tasafi etmesi, meyve vermesi, yani insanın hayatı mütebain vaziyete girecek, tasafi edecek. Hayat tasafi edecek, matlup meyveleri verecek, vahiy bir hayatın esma-i hüsnalarına mazhar olacak. Nasıl olacak be kardeşim bu? Nasıl olacak peki? Şunla, elemlerle, musibetlerle, meşakkatlerle, beliyatla, belalarla, hastalıklarla. Anladık mı? 4 tane. Alam, mesaip, meşakkat, beliyatlarla suretinde bu hayatın Adem'den vücuda çıkıyor. Bir daha. Hayat paket düşünün. 18 bin alem. Her şeyin paketi. Bu içindeki sistemeler bil kuvve. Ağaç değil. Onlar vücut bulması lazım. Nasıl olacak? Bu hayatı mutadit vaziyetlere girip tasafi edecek. Topraktan kamyonla madeni çıkarttık. Kazdılar, kamyon getirdi. Yüksek fırına attı. Isı verdiler. Toprak ayrıştı, ısı verdiler. Demir ayrıştı, ısı verdi. Bakır ayrıştı, ayrıştı. En son matlup nedir? Altına ulaştık. Koca kamyondan bir çay kaşığı altın çıktı. Diğerleri hepsi farklı anlamlandı. Demir, bakır, gümüş, çinko, magnezyum bilmem ne. Ayrıştı. İşte hayat da böyle içerikleri tasafi edecek. Yani hepsi ayrışacak. Ondan sonra eylemsel haliyle meyve verecek, matlup meyve. Sonra Esma-i Hüsna'nın cilve cemal nakşine mazhar olacak. Nasıl olacak bu? Bunlar tamam dedik de nasıl olacak? Alamlarla, elemlerle, sonra mesaiple, musibetlerle, sonra meşakkatlerle, sonra bela, hastalık belalarla. Peki hani şey var ya, baklava yemek var, gezmek var, istirahat var, durağan olmak, tevakkuf, sükunet, sükut, atalet, istirahat, yeknesaklık var olan hayatın vücut olabilirdi. Onlar olmamaya atıyor. Yani yeknesak ne mesela? İstirahat. Kılabilirdi namazı, kılmadın. Ne oldu şey? İstirahat. Vazifeni yapmadın. Yapmamayı örttü. Yani namazı akşamı kılman gerekiyordu. Kılmadın. İstirahat ettim. İstirahat ettin. Ne yaptın? Namazı ortadan kaldırdın. O istirahat ne oldu? Namazı ortadan kaldırdığı için, varı yok ettiği için Adem. Mesela en lezzetli şey standart. O da Adem'e gidiyor. Terakki yok. Değişikliğe sebebiyet vermiyor. Standart olunca çorbaya dönüşüyor.
Demek ki tevakkuf, yani vakıf olmamak buna, hakim olamamak iken, sükunet, durağan olmak, sükut ise susmak, atalet, vazifesizlik, istirahat, yapma gerekeni yapmamak, yeknesak, standart yaşamak, bu Adem'e gidiyor. Vücuda nasıl çıkıyor? Hala mesaip, meşakkat, beliyat da vücuda çıkıyor. Bunları saydın da ne yapar insanlara? Tevakkuf, sükunet, sükut, atalet, istirahat, yeknesaklık insanı olumsuzlayan fikir, his, duygu ve latifelerin anası oluyor. Olumsuzlayan, yani kendini anlamsız kılan, farkındalığını ortadan kaldıran, vazifesini unutturan, var iken yapması gerekirken yapılmayan vazifeler, hep ne sayarsan say, bunlar ne yaparmış? Bunlar insanı Adem'e atar. Yani onlar nasıl anlarız? Çeşitli şekillerde kendini ortadan kaldıran fikir, o cinsten Adem nasıl anlarsın? Fikir cihetinde Adem şu: ben, kimse beni sevmiyordur. Yani kendisini değersiz kabul etmek. Basit. Yani fikir ya. Adem'in fikri ne yapar? Kendisini olumsuzlayan fikir. Mesela söyle bakayım, ne olur? Yani farkındalığını, insan olduğunu unutturan, ha 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 ha, o fikir. Gir içeriye. Seni değersiz kılan, anlamsız kılan, farkındalığını ortadan kaldıran his. His. Mesela korku hissi. Korona gelecek, şöyle olacak. Tamam da sonucu söyle bana. Öleceğim. Zaten ölmeyecek miyim? Niye bedeni putlaştırıyorsun? Bir şöyle olacak, böyle. Ya buna değer verdiğin kadar ruhuna da biraz değer versen, büyütseydin bu. Ona tedbir al tabii, alacaksın ama. Yani kalbini getirip de mideye niye yediriyorsun? Niye bedeni putlaştırdın ya? Hani devam vardı? Bir başımızda dert var, keder var. İmanı kazanma ve kaybetme başımıza imtihanı açın. Bundan daha büyük dert var mı? Yarım saat bugün haberleri verdim videolara. Yarım saat değil. 10 dakika Risale okumamışsan yazıklar olsun bana. Sana yok da. Yarım saat videolarla dolaştım da 10 dakika Risale okumadımsa yazıklar olsun bana. Ondan sonra şey istiyorum. Adem'i değil de vücudu haletler. Huzur olacak. Haz olacak. Huzur olacak. Sükunet olacak. Böyle keyfiyet olacak. Kendimden zevk alacağım. Kendimde dolaşacağım. Aklımı aklımın şerinden kurtarmış olacağım. Aklıma bela. Ben benden uzağım. Ben beni sevmiyorum. Ben benden kopuğum. Bende olmak istemiyorum. Hep hariçte olmak istiyorum. İşte bu Adem'in. Demek ki seni anlamsız kılan, seni ortadan kaldıran, vazifeni unutturan, bir tamamıya aynadarlığını da unutturan 4 fikir, his, duygu ve latifeler Adem'e çalışıyor. Bu Adem'e çalışanlar tevakkuf, sükunet, sükut, atalet, istirahat, yeknesaklık. Tersi alam, meşakkat, beliyat, mesaip mi? Doğru mu? Evet. Alam, mesaip, meşakkat, beliyat. Ne dedik? Elemler, musibetler, meşakkatler, belalar. Belaların, yani deprem, yangın, salgın. Bunlar Adem'idir. Adem'in de 4 şekilde kendisini gösterir deyip dersi kapatacağım. Adem aktif olduğuna kendini değersiz kılan fikirler, olumsuz hisler, olumsuz duygular. Bak misal verdim. Seni değersiz ve anlamsız kılan fikirler, hisler,
Mesela korku, baş olma sevdası, milliyetçilik, enaniyet, histir, ademdir. Duygu, duygulardan söyleyeyim mesela. Muhabbet, vefa, feraset, anlayış, kadirşinaslık, sahip çıkmak, akrabana, dostuna, kardeşine, yardım edin. Duygu bunlar. Vefasızlık mesela, imanın kıvamı. Latife nedir? Şefkatin ifrat ve tefriti. Şefkat, şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezze, sefk-i mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-i mukaddese. Bunların ifrat ve tefritleri. Şefkatin ifrat tefriti, muhabbetin ifrat ve tefriti. Şefkin, sefkin, coşma, coşturma, lezzetin ifrat ve tefriti, memnuniyet, hani benim memnun ettin, Allah da seni memnun etsin, Allah'a memnun et, memnuniyet mukaddesi, bir de iftihar, kardeşinle iftihar etsin, isar hasret yani. Bunlar ifrat ve tefritleri şeytandan, bunlar Adem'i ifrat ve tefriti, vücudu vasa, her hissin ifrat ve tefriti ademidir, vasatı vücididir. Ondan kaynaklanıyor sıkıntılarımız, dertlerimiz. Sorusu olan yoksa 1 saat 15 dakika oldu, mevzuyu kapatıyor. Soracakları da kimse de yok. Çünkü bir şey soracağım ben. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi bu 4. işarette 13. lemada diyor ya, vücut sureten menfi ademi de olsa esası subutidir, vücududur. Burada vücut nasıl ademi oluyor 4. işarette? Yani 13. lemada mı? 13. lemanın 4. işaretinde diyor ki ekseriyeti mutlaka ile hayır. Dur. Kaçıncı işaret dedin? 4. işaret. Ekseriyeti mutlaka ile hayır ve mehasin ve kemalat vücuda istinad eder, ona raci olur. Sureden menfi ve ademi de olsa. Burası. Ha bak şimdi. Ekseriyeti mutlaka ile hayır ve mehasin kemalat vücuda istinad eder. Ama ona raci olur. Sureden menfi ve ademi de olsa. Mesela diyelim ki insan meşakkattır. Biraz önce okuduk ya, meşakkat, musibet. Musibet de menfidir. Ama ademi çıkartıyor. Peki müsbet gibi gözüken yeknesak ademe çalışıyor. Mesela standart yaşıyorsun. Standart. 2 güne eşit. Zarardadır diyor. Ademdedir. Ama biraz önce okuduk. Mesela surette menfi ve ademi de olsa. Mesela diyelim ki alam, elem, sureti kötü. Mesela alam, elemler, hastalıklar, sureti mesela namazı kılıyorsun ama risale okuyamıyorsun, derse gidemiyorsun. Sureti kötü. Hayır. Mesaip yani. Mesela beliat, belalar. Sureti kötü ama vücut. Vücudu aktif ediyor. Hazreti Ali'nin ifadesiyle vereyim cevap. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, ekseriyeti mutlaka diyor. Sihat ve servet insanı ortadan kaldırdığı gibi fakirlik ve sihat ve hastalık insanı var ediyor. Vücuda çıkarıyor. Mesela tanıdığım birisi vardı benim yakınım. Sizin de geçmişinize Allah merhamet etsin. Benim o akrabama da merhamet etsin. Ya, tanıdığım birisi. Çocukluk hatıra. Nem çoktu. Astım hastası vardı. O kadar hastalığı vardı. O kadar gelişmemişti o zaman. Nem olduğu zaman şöyle yapardı. Allah! 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 Cama yapışırdı. Güneş hava olduğu zaman kahveye gitti. Ne oldu? Allah! Allah! Sureti çok kötü ama vücut oldu. Gitti güneşte dolaştı. Ciğeri iyi çalışıyor. Güneş var. Kahvede adem oldu. İşte buraya burası işte. Sureti alam. Sureti kötü. Mesaip. Sureti kötü. Meşakkat. Sureti kötü. Beliat. Sureti kötü. Tersin ötekisini düşün. Yeknesak. Atalet. Sükunet. Susmak. Yapman gerekirken yapmamak. Rahatma. Rahat yatmak. Aa. Bir donum bostan, yan gel Osman. Ondan sonra tamam.
ya akşam namazı mı kılınacakmış, derse mi gidilecekmiş, dershanenin bir faturası mı yatılacakmış, çocuğumla mı ilgileneceğim, eşimle mi ilgileneceğim, aldım kumandayı yattım aşağıya, yeknesak surete şey, çocukla mı ilgileneceğim, eşim mi var, yapmam gereken bir civata mı gevşedi, çekmeceni onu mu yapmam lazım, faturaları kadın ödüyor, çarşı alışverişi kadına yaptırıyorsun, bunlar hep ademi, sureti müsbet gibi gözüküyor. Ya. Evet, yoksa kapatıyorum sevgili arkadaşlar. Geceniz mübarek olsun, Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin, merhamet eylesin bize de, hepimize de. Usul ve furularımızı Cenab-ı Hak bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Evlad-ı yârlerimize insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, süfyani ve deccali sistemlerden hep semin eylesin. İsrar ediyorum çünkü Allah Resulü israr edin bir duada diyor. Biz bunlardan israr ediyoruz. Ya Rabbi israr ediyoruz. Bizi bize bırakma Allah'ım. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Evlad-ı yârlerimize biz sahip çıkamıyoruz Allah'ım. Rabbim onların şerrinde muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. İştirak amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Bizi dua eden, bizden dua bekleyen, bizi seven, bizim sevdiklerimizi ve dua ettiklerimizi ya Rabbi onlara merhamet eyle ya Rabbi. Allah'ım herkesin diline, şu anda duasına ayna ve vasıta olduğumuz için ille kendimizi değil de bütün, bazı kardeşlerim ve ben de dahil tanımlayamadığımız, ifade edemediğimiz, dile getiremediğimiz günahlarımız var. Kendi başımıza bile dua yaparken tanımlayamıyoruz, utanıyoruz. Gençliğimizde vesaire, fikirlerimizden, hayallerimizden, eylemlerimizden, fiiliyatımızdan, mekanlardan vesairelerden senin razı olmadığın, hoşnut olmadığın her ne sudur etmişse Settar ismin hürmetine ya Rabbi affı mağfiret eyle. Gaffar isminin hürmetine ya Rabbi yübedülullahi seyyiatın hasena sırrına mazhar edip hayırlara tebdil eyle ya Rabbel alemin. Bizi bu duayı ettiren, bu haletleri veren, elimizi kaldırtan, bu bize nasip eden, bu haletlerimizin sebebi ve kaynağı vesilesi olan Esman'dan istiyoruz ya Rabbi. Bu Esman Gaffar Esman'dan istiyor. Bu Esman Settar Esman'dan istiyor. Esma'dan Esman'a Allah'ım bu esmaların hürmet ve hatırına, Allah'lığın hatırına 124 bin enbiyanın, 124 milyon evliyanın, Risale-i Nur şahs-ı manevisi hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti, hakikati, mahiyeti hatırına ya Rabbel Alemin. Müslümanlara yardım eyle, nur talebelerine yardım eyle ve ehli imanın ve nur talebelerin bütün geçmişlerini, günahlarını affeyle. Geçmişlerinde usul ve furularından her kim ahirette göç etmişlerse mekanlarını cennet bahçesinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Bizi de son nefesimizde teris olmaya hissetmemeyi, ölümün sekeratını hissetmeyip tebdili mekan etmeyi, teris olmayı talebe-i ulum unvanı ile, talebe-i ulum sıfatı ile, Risale-i Nur talebesi vasfı ile, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyle, senin kulun olma hesabıyla bizi göç etmeyi nasip eyle. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâsselavâd. Sırâtın lezîne nem talîm gayr-i Allah razı olsun abi. Abi, geceniz mübarek olsun.